Afet dirençli toplum projesi olarak CİSEL Türkiye Hibe Fonu'na teşekkür ederiz. CİSEL Türkiye yönetimine sizin nezdinizde projemiz 2020 CİSEL Türkiye Hibe Fonu ile desteklendi. Dünyanın Türkiye arutuncu. Tabii senede zaten 10 sene, 20 sene top grubu o tarama yaptı. İkinci sıra bakınca tabii ki en büyük mesela Çin çok büyük ülke. Tabii ki birinci. Ama metrekareden vurmak lazım. Öyle yapınca Japonya dünyanın arutuncu, Türkiye 17. Tabii Japonya ve Türkiye aynı deprem için acı çekiyor ama Türkiye Japonya'ya kadar sıkı deprem geliyor diye yok. Ve önce dördüncüye gidiyor. Şimdiye kadar tarihi de ne kadar depremi geldi. Türkiye ise magnitudo 7.9 Erzincan'ı herkes biliyorsunuz. Japonya ise 2011'in Tohoku bölgenin depremi magnitudo 9. Bunun neyse. Türkiye'nin magnitudu 7.9 yani yuvarlıyorsa magnitudu 8. Japonya 9. Ama magnitudu olarak bir ama bu farkı 32 katta büyüklüğü enerji olarak 32 katta büyük. Yani Türkiye Japonya gibi deprem var ama Japonya kadar büyük deprem şimdiye kadar yoktu. Yani bu Türkiye'nin şansı diye söyleyebilirim. Ama üçüncü sıra bakar mısınız? Depremde oru sayısından bakıyorsa aniden Türkiye dünyanın üçüncü oluyor. Japonya kendi de yedinci. Bu Japonya sadece deprem için değil, tsunami de var. Japonya'da kendisi de depremi yoksa da okyanusunun tam karşıdaki Güney Amerika'daki Şili'de deprem oluyorsa ertesi gün bize tsunami geliyor. Ya 7 metre, 8 metre. Tabii 2011'de Japonya'nın hemen yakın yerinde deprem oldu ve hem de magnitudo 9 için 7 metre, 10 metre değil, yani 15 metre. Türkiye'de ise 20 milyon yapı varsa, yani bina varsa, bunu %67 maalesef kaçak bina. Kaçak bina yani belediyeden izin almadığı binalar. Yani Türkiye'de 1998'de ve 2007'de ve 2019'da yapı yönetimlik değişik oldu. Şimdi Japonya, Amerika ile çok fazla farkı yok. Yönetimlik olarak sıkıntı yok ama maalesef burada kaçak bina varsa, kaçak yani izinsiz, yani kontrolsüz anlam veriyor. Onun için tehlikeli binalar çok var diye söyleyebilirim. Depremlerde herhangi bir problemle karşılaşmayacak diye ifade etmem gerekir. Ama 1 Ocak 2019 tarihinde Yüksek Yapılar Yönetmeliği'nin deprem yönetmeliğimizle birlikte yürürlüğe girmiş olduğunu ifade etmem gerekir. O tarihe kadar bu yapıları kimler yaptı, nasıl yaptı, kimler denetledi bilmiyoruz. Dolayısıyla ben yaşanacak olan bir depremde, 7 ve üzeri yaşayacağımız bir depremde bu yapıların nasıl refleks göstereceklerini de sıkıntı yaşayarak ifade etmem gerekir. Şundan dolayı da ifade etmem gerekir. Bakın biraz önce siz yapı denetim müteahhit arasındaki ilişkiyi sormuştunuz Sayın İkbal Hanım. 5 yıllık işte diploma aldıktan sonra 5 yıllık meslek hayatı içerisinde 3 yıl mesleğini yapmış olan insanlara yapı denetçisi belgesi veriyoruz. Yani her türlü projeyi denetleyebilirsiniz diyoruz. Formalite çerçevesinde bu süreç içerisinde bulunan 5 yıl içerisinde 3 yıllık hizmet üretmiş olan meslektaşların bu çok katlı yapıları denetleyebilme şansları yoktur. Çünkü bu yapıların denetleyebilmesi için tasarımları dahil olmak üzere bunların projelerinin deprem yönetmeliklerine uygun olarak yapılması ve bu yapıların denetlenebilmesi için sadece deprem yönetmeliklerine hakim olmak yetmez.
Onun yanında ekstra mühendislik bilgisine ve derinliğine de sahip olmak gerekir. 歴史の、北アナトリア断層の歴史地震です。トルコの皆さんはよくご存知だと思います。はい、herkesin bildiği gibi bu Kuzey Anadolu fay hattında gerçekleşen bir deprem, tarihi bir deprem. Her zaman doğudan batıya doğru depremlerin doğudan batıya doğru hareketleri arz ettiğini görüyoruz. Ay, İzmit'teki deprem 1999 yılında gerçekleşti. Bu gösterdiğim nokta ise tabii ki depremin ana merkezi olan noktayı ifade ediyor. Bu noktalarda denize paralel olarak dalgaların gelmesi, dalgaların karaya vurması noktasında çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. 次に実際にどのくらいの、揺れが来るかということをシミュレーションしました。ne kadar simülasyonla bunların ne kadar ortaya çıktığını göstermeye çalışacağım。これは地盤と建物の情報を合わせて、地震の、その振動を評価したものです。Buradaki gösterdiğim noktada ise toprağın ve binaların birbirlerine karşılık nasıl önem arz ettiğini göstermeye çalışıyorum. Simülasyon ではこの黒く塗った部分あるいは赤い部分は非常に大きな揺れが想定されるということになります。Ekranda gördüğümüz kırmızı nokta en fazla depremin ortaya çıktığı sallantının olduğu noktadır. で次に我々サトレプスという JICA と、JST JICA ve Türkiye'deki uzmanlarla yapılan birlikte yapılan bir çalışma projedir. Ben bu projede Japonya başkanıydım. Haruku Sensei, Haruku Bey, Haruku hocamız ise Boğaziçi Üniversitesi'nden Türkiye başkanı olarak yer almıştı. で一つの成果はお示ししますと。マルマラ海で地震が発生すると、海底の地滑り等で津波が起こります。その津波がどのように来るかということを少しお示しします。まずはじめに、どういうところが、破壊をするかという研究の成果です。burada muhtemel bir Marmara depreminde dalgaların ne dereceye varacağını göstermeye çalışacağım。はい。で、実際に、地震がどのようにして起こるかというのをお見せします。これはシミュレーションですが、北アナトリア断層でどのように破壊が始まるのかという一つのシミュレーションの結果です。burada Kuzey Anadolu fay hattından gelen dalgaların ne derece İstanbul'a vuracağını göstermeye çalışıyorum.